ve mezelerin ağır abisi favamızda artık. Servisi hazır. Afiyet olsun. Bir bardak kuru baklama yıkıyorum. Üzerine geçecek kadar su doldurup bir saat suda beklettim. Baklalarını süzdüm. Tekrar bir sudan geçirdim. Şimdi tenceremi alıyorum. Buna ilaveten bir orta boy ve bir küçük boy soğanımı da tencereme bırakıyorum. Eğer siz daha fazla miktarda baklayla fav yapacaksanız o zaman soğanını biraz daha fazla koyabilirsiniz. 2 bardak bakladan yapacaksanız favanızı 2 orta boy ya da biraz irice 2 soğanı düşünebilirsiniz. Üzerine normal 200 mililitrelik bardaklarla 3 bardak su koyacağım. Kaseme ölçtüm. 2 bardak suyumu onu da üzerine ilave ediyorum. Şimdi kaynayacak. Kaynadıktan sonra kısacağım altını. Ağzını da kapatıyorum. Ve için için pişmeye bırakıyorum. Bayağı uzun pişecek. Dilerseniz düdüklü de yapabilirsiniz. Ama benim baklalarım zaten az olduğu için düdüklü tencereyi kullanmak istemedim. Siz miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık baklalarımız pişmeye başlasınlar. Ara ara soğanları biraz daha dibe çökmesi için şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine köpük varsa onları alıyorum. Sonra tekrar ağzını kapatıyorum. Şu anda saat yarım. Koyalı 15 dakika kadar oldu. 2 saat kadar, yani böyle lime lime olana kadar pişiriyor olacağız. Baklalarım pişti. Yaklaşık 1,5 saat oldu. Suyunu güzel çekti. Tadına baktım. Gayet yumuşaklar artık. Böyle koyu bir pelte kıvamında. Şimdi 1 çay kaşığı tuz ve 2 silme tatlı kaşığı toz şeker. Yarım limon suyu. Ve böyle küçük bir çay bardağının yarısından az zeytinyağını ilave ediyorum. Zeytinyağının birazını bıraktım. Kıvamına göre diğerini ekleyeceğim. Zaten neredeyse kıvamına tam olarak geldi. Ama şimdi bunu robottan geçireceğim. İyice pürüzsüz bir hal alana kadar. Şimdi gayet güzel çektim ama tencerenin kıyılarında hala pütürlü yerler var. Oraları da tabii ki iyice alacağım. Ve karıştıracağım ki soğan vesaire içinde bütün parçalar kalmasın. Şu andaki kıvamı çok güzel. Bu mezeyi babam çok severdi. Çocukluğumuzda böyle özel günlerde çok yediğimiz bir mezeydi. Epeydir yapmıyordum. Dedim ki bu sene güzel bir baklava havası yapayım. Bu kalan minik zeytinyağını da şimdi içine ilave ediyorum. Ya az gelirse ve kıvamı çok sert olursa soğuduğunda çatlama yapabiliyor. O yüzden şimdi bir kere daha pürüzsüz olsun iyice diye çekiyorum. Bakın gayet güzel hemen kıvamını aldı. Bu tip böyle hemen donmaya müsait olan ürünleri yaptığınızda servisini yapacağınız kaba hemen aktarmak önemli. Bu arada ben de blenderımı hemen yıkadım ki içinde kalıp donmasın. Çünkü bıçakların arasını temizlemek zor oluyor. Bununla ilgili kafamda birkaç tane servis önerisi var. Ne yapacağımı düşünüyorum hızlıca. Evet, böyle minik kaplarım vardı. Muffin kaplarım. Onları bir sudan geçirdim. Şimdi şöyle hemen biraz yağlayarak böyle porsiyonluk servis etmeyi düşündüm. Çünkü çok fazla değil. 2 ila 4 kişilik gibi düşünebilirsiniz. Daha az alındığında 6 kişi bile rahatlıkla aslında bu favadan yararlanabilir. Aslında fava böyle ağır ve bence ağır bir meze. Ağır derken hani böyle anlatamadım ama ağır abi gibi yani. Bence fava biraz öyle bir meze. Şu anda bu muffin kaplarıyla ona biraz modernlik katmış olacağım. Ama böyle servis etmek daha kolay olur diye düşünüyorum. Hani şu tepsiye de dökebilirdim. Ama bu şekilde saklamak ve artanlarının da ertesi gün ya da bir başka gün yenmesi için de daha kolay olur diye düşündüğüm için umarım servisinde zorlanmadan çıkarım ve kolay olur. Şimdi bakalım şöyle hemen karıştırayım. Bu arada bir tuzuna bakayım. Tadına tuzuna. Çok güzel. Aslında tuzu benim için yeterli ama
Evin diğer üyelerinin biraz daha damak tadını kuvvetlendirmek adına, çünkü onlar tuzu biraz seviyorlar. İnşallah dağılmaz bunları koyduğumda. Bu kalıbı yeni deniyorum. Tok olduğu için durur diye düşünüyorum. Ve donacak zaten. Gayet güzel. Yalnız tadı muhteşem. Ekşisi. O şeker hiç fazla değil. Hani böyle tatlı tatlı mı olur acaba diye düşünen varsa aranızda. Bu kek kalıpları da, muffin kalıpları da biraz kalınca olduğu için dağılmadan çok güzel muhafaza etti. Sadece biraz kıyılarına kadar yağı gelsin istedim. Bugün bir sürü meze yapacağım. Bir kısmın hazırlığını yaptım. Hatta belki kamerada gözüküyordur. Arkada köz kırmızı biberler var. Onlarla da iki farklı meze yapacağım. Aslında fesleğen aradım ama belki şimdi pazara bir gidip bakacağım. Hiçbir yerde bulamadım. Süzme yoğurt yok ya, şaka gibi. Kıran yerimiz sanki süzme yoğurda. Olmadı, bakacağım Getir'den falan, internetten söyleyeceğim yani. Çok besleyici ve çok güzel bir baklagil mezesi bu. Aslında sadece özel günlere has değil, her zaman yapılıp yenebilecek edebilecek bir ürün. Kalanı da yerim vallahi ben. Donmadan koyayım diye biraz acele ediyorum. Çok az kaldı. Evet, bakın zaten hemen donmaya başladılar bile. Çok güzel oldu. Şimdi bunlar biraz böyle ilk sıcağı çıksın. Ondan sonra dolaba kaldıracağım. Üstünü streçleyebilirim ya da bir kapak kapatabilirim. Bu şekilde hazırlar. Ve şimdi fovumun servisine geldi sıra. İsterseniz piyazlık doğrayabilirsiniz soğana, ama mutlaka mor soğanla servis edilmesi çok daha lezzet bütünlüğü sağlayacaktır. Ya da böyle minik minik küpler şeklinde doğrayabilirsiniz mor soğanınızı. Ve şimdi küçücük küçücük incecik bu soğanlarımı doğruyorum. Şu anda sadece bir porsiyon sizlere göstermek için sunuyor olacağım. O yüzden çok fazla soğan doğramama gerek yok. Bu kadar yeterli. Bakın böyle minik minik küpler halinde mor soğanı doğradık. Gayet güzel. Bu şekilde muffin kalıplarına yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi hafif şöyle yanlarından bastırdığımda, hafif kaldırdığımda çıkıyor. Aslında düz bir tabakta servis etmek daha uygun olurdu ama takım bozmayayım diye bu şekilde servis etmek istedim. Tabii bu yarına kadar daha iyi donacak. Ama şu anda videoları da güncelleyip eklemek istiyorum kanala. O yüzden hemen çok da donmamış haliyle de olsa paylaşmak istedim. Şöyle minik bir dereotu. Ne dilerseniz ki yakışır. Şöyle minnacık bir zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Ve mezelerin ağır abisi fovamız da hazır. Bu muffin kabında gerçekten böyle kişiye özel porsiyonluk çok güzel bir sunum oldu. Siz de bu şekilde tercih edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.